Zürare der ki İmam-ı Cafer-i Sadık şöyle Sadık'a şöyle arz ettim. Nida hak mıdır Mehdi'nin sesinin her yere duyulması? Buyurdu ki evet, Allah'a andolsun ki her kavim Mehdi'nin sesini kendi diliyle duyacaktır. Maşallah. Tercüme olacaktır diyor. Gaybeti Numani 14. bölüm Qaim Aleyhisselam'ın kıyamın önce vuku bulacak alametler. Çok büyük mucize değil mi ya? Bin yıllık kitap. Mehdi zamanında diyor Peygamberimiz, doğudaki bir Müslüman batıdaki Müslüman kardeşini görebilecek, batıdaki de doğudakini görebilecek diyor. Biharul Envar cilt 52 sayfa 391. Ya bunlar dünyayı sarsacak büyük olaylar ama insanların işine gelmiyor, hoca efendilerin hiç işine gelmiyor herhalde. Uydurma hadisler anlatacaklarına, çorbaya zinak düştüğünde diyor, zinan kanadını o bir tarafında bastıracağım çünkü bir tarafında zehir var. Bir tarafında da panzehir varmış diyor. Böyle iç geçiriyorlar. Ya bu tiksindirici şeyi güzel bir şeymiş gibi anlatıyorlar. Çorbaya sinek tuttum, düştüm, peygamber alıp batırıyormuş, iyice karıştırıyormuş. Sonra sineği çıkarıyormuş. Sonra da yiyin diyormuş. Bak tiksindirici bir şey peygambere izafe ediyorlar. Ya hoca efendilerin bu hadisleri saklamaları çok acı bir çırpınış ya. Çok ayıp yapıyorlar. Ya çok utanacaklar sonra. Uydurma rivayetlerle acayip coşuyorlar. Böyle tahakkuk etmiş büyük mucizeleri de gizliyorlar. Çorbanın içerisinde peygamber sineği eline alacak da içine batıracak. Ve bilimsellikten uzaktan yakın alakası yok. Bir kanadın altında zehir varmış. Bir kanadın altında panzehir varmış. Bunun bilim adamları keşfetmiş diyor. Alman bilim adamları diyor. Nerede yazıyor bu ya? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Uyduruyorsun.